Günümüzde en önemli yatırım araçlarından biri olarak kripto para görülüyor. Ancak kripto para yatırım aracı olarak tehlikeli bir yatırım aracıdır. Bunda en önemli tehlikelerden biri aslında çoğu devletin güvencesinin olmaması. Ben bu konuya çok girmeyeceğim. Ama yatırım aracı olsa bile biz araştırmadan, sormadan, etmeden elimizdeki bütün yatırımımızı, bütün gelirimizi bu kripto paraya ya da borsaya ya da herhangi başka bir şeye yatırdığımızda bunun sonuçları felaketle sonuçlanabiliyor. Bize sorulan önemli bir soru, bir psikiyatrist olarak bize sorulan önemli bir soru. Hocam bu bir bağımlılık mı? Bu bir kumar bağımlılık mı? Maalesef günümüzde çoğu insanımız için bu bir kumar bağımlılığı. Bu bir kumar bağımlılığı. Çünkü biz 1'e 10, 1'e 100 kazanmayı hedefliyoruz. Ve bununla beraber ciddi bir emek sarf etmiyoruz. Ve bununla beraber maalesef ciddi bir araştırma da yapmıyoruz. Elimizdeki bütün 5 yıllık, 10 yıllık paraları işte kripto para adı altında bazı yatırım araçlarına yatırıyoruz. Ve sonra dünyaca ünlü çok parası olan bir iş adamı çıkıyor. Bir ufak açıklamayla o kripto parayı bir anda iki katına çıkarıyor. Sonra canı sıkılıyor. Yine bir açıklamayla bu kripto parayı 3 kat değersizleştiriyor. Siz böyle bir yatırım aracına para yatırmayı yatırım olarak görmek lazım mı? En önemli sorulardan biri bu. Ve buna insanlarımız para yatırırken ciddi anlamda kumar amaçlı yatırıyor. Yani bir çaba sarf etmeden bu paranın artabilme ihtimaline güvenip artırıyor. Burada yanlış bir yöntem var. Sosyal olarak da maalesef ilk çıktığı zamanlarda kripto paradan kısmen para kazananlar olmuştur. Ki kumar bağımlılığın esasında da öyle. Bir kumar bağımlılığı hastasına sorduğumuzda ya sen hiç para kazandın mı? O 1 lira kazandığı günü hatırlar. Peki kaç lira kaybettin mi? 30 lira, 50 lira, 100 lira paralar kaybettiği zamanı önemsemez. Bağımlılığın felsefesinde de odur. Kripto para için de geçerlidir. Hiç para kazandın mı dediğinde kazandığı 50 kuruşu, 100 kuruşu hemen yüzü gülerek söyler. Ama arkada kaybettiği 300-500 liranın hesabını yapmaktan aciz kalır. Bu anlamda biz bunu psikiyatri olarak yatırım aracı görüyoruz demek yerine sormamız gereken soru şudur. Paranızın ne kadarını yatırıyorsunuz, ne kadar araştırdınız ve ne kadar güveniyorsunuz? Bu anlamda kripto paraya bu gözle bakıyoruz. Aynı şey aslında borsa için de geçerli. Borsada bir sürü şirket vardır. Bu şirketlerle ilgili yatırım yapmak isteyen insanlarımız, vatandaşlarımız vardır. Ama bunu yaparken mutlaka şirketin girdisi, çıktısını, yorumlarını iyi hesap etmek lazım. Sadece işte elindeki kripto para listesi ya da borsa listesine bakıp aa bak şu hisse ya da şu para, şu coin diyorlar. Şu coin bana göz kırptı, dur buna biraz para yatırayım deyince sonra o biraz para birçok para oluyor ve sonra elindeki bütün parayı kaptırıyor. Bu anlamda psikiyatri olarak son bir yıl içinde gerçekten bize kripto para bataklığında 1 trilyon yani eski lirayla yeni lirayla 1 milyon lira kaybeden hastam da var. Efendim 600 bin lira kaybeden hastam da var. Ve bunun neticesinde mevcut depresyonu artıp intihar teşebbüsünde bulunan hastalarım da var. Açıkçası bu tür bir psikiyatrik rahatsızlığı olan özellikle psikiyatrik rahatsızlığı, psikiyatrik durumları olan hastalarımızın da psikiyatrisine danışmadan bu tür bir yatırım aracına başvurmalarını ben önermiyorum. Yani bu anlamda buna da dikkat etmek lazım. Şimdi has denen bir olay var. Bağımlılık temel felsefesi hastır. Eskiden kumar dürtü kontrol bozukluğu olarak görülmekteydi. Ancak son 10 yıldır biz kumarı da eroin, alkol, esrar bağımlılığı gibi bir bağımlılık olarak görüyoruz. Bunda da ciddi bir haz mekanizmasının olduğuna inanıyoruz. Kişiler paralarını kripto paraya yatırdığında ya da dönen çarktaki bir sayıya yatırdıklarında onun artabilme ihtimaliyle ilişkili olarak ciddi bir haz deşarjı olmakta ve bundan mutluluk hissetmekte. Ancak bu mutluluklar eroinde olduğu gibi, alkolde olduğu gibi, esralda olduğu gibi geçici bir hazdır ve yıkıcı bir hazdır. Her geçen zaman artık o oynanan oyunların haz verici etkisi azalmakta ve daha çok parayla o hazı tekrar elde etmeye insanlar çalışmakta. Kumar bağımlılığında olduğu gibi kripto para bağımlılığında da benzer mekanizmalar geçerli. İnsanlar ilk başta yaptıkları
yıkımın, kaybettikleri paraların farkında olmuyor ve her zaman tekrar kazanabilirim, tekrar kazanabilirim algısıyla etraflarından da borç almakta. Kumar bağımlılığın önemli bir kriteri finansal olarak etrafındaki bir insana güvenmek. Bizim bu anlamda açıkçası para kaynaklarını kurutmamız lazım. Sorsan her zaman ya para ala kazanabilirim der ve senden borç ister. Aslında bir 50 bin versem ben eski bu şeyi kaybettiklerimde kazanırım diye konuşur. Buna da inanarak konuşur. Aslında hasta akıllar yalan atıyor diyor. Aslında yalan değil. Kendileri bir şeye inanıyor ama inandıkları şey bir hayal. Yani yalan söylüyor demek biraz bu anlamda hastalarımızı rencide ediyor. Bir hayale inanıyorlar ve o hayale seni inandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu hayale inanmamamız ve ortak olmamamız gerekmekte. Bu anlamda özellikle para kaynaklarını kurutmak, tefecilere bulaşmış ailelere söylüyorum, mutlaka gerekirse adli makamlara bildirmek. Bununla beraber bankalara, şuna buna, akraba, eş, dost, komşuya olan paraları da yapılandırıp kendi gelirinden kesmek. Sınırsız para desteği, para kaynağı, kumar, kripto para bataklığındaki bir insan daha çok oraya yönlendirir. Ve hiçbir insanın, dünyanın en zengin insanın bile sınırsız bir oğluna, kardeşine destek verme durumu mevcut değildir. O para mutlaka bir yerde tükenecektir. Bu anlamda tedavi olmak isteyen kardeşlerimizin de elinden tutmak lazım, destek olmak lazım ve profesyonel destek önermek gerekmektedir. Yani hastaları işte ayıplayıp, dışlayıp, sürekli eleştirmek bu anlamda bize fayda etmeyecek. Mutlaka ellerinden tedavi olmak isteyen kardeşlerimizin de ellerinden tutup bir psikiyatriste getirmek, muayene ettirmek, görüşmek lazım. Şimdi bağımlılıkta iki mekanizma var. Bir, keyif için oynamak, keyif için içmek. İki, sıkıldığı için, depresyonda olduğu için, kaygılı olduğu için içmek ya da oynamak. İkisi de bağımlılık bataklığında daha çok çırpınmayı ve daha çok batmayı maalesef sağlamakta. Özellikle ikinci grup dediğimiz stresi, sıkıntısı, depresyonu olan arkadaşlarımızı mutlaka psikiyatriste götürüp o depresyonlarını gidermek ve bununla beraber bağımlılık sürecini de tedavi ettirmek gerekmektedir.